Babasının karşı çıkmasına rağmen tiyatroya olan aşkından hiç vazgeçmeyen bir sanatçının hikayesini incelemekteyiz. Avni Dilligil, yüzlerce tiyatro oyunuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve Türk sinema ve tiyatrosunun en ünlü yıldızlarının eğitmenliğini yapmış bir isimdir. Her rolüyle kendini özdeşleştirmiş ve hayatının son perdesini sevdiği tiyatro sahnesinde yaşamıştır. Avni Dilligil, 1 Ocak 1908 tarihinde demiryolu işçisi Ramiz Bey ile Servinaz Hanım'ın çocuğu olarak o zamanlar Osmanlı topraklarına dahil olan Hayfa şehrinde doğmuştur. Babasının işi nedeniyle çocukluğu Hayfa'dan Batum'a, Edirne'den Samsun'a birçok farklı yerde geçmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamış olan sanatçı, öğrenciyken sık sık tiyatro oyunlarına gitme fırsatı bulmuş ve tiyatroya olan ilgisi bu dönemde başlamıştır. Futbola da ilgi gösteren sanatçı o yıllarda Vefa Spor'da futbol oynamıştır. Ancak asıl tutkusu her zaman tiyatro olmuştur ve başarılı olduğu futbolu bir kenara bırakmıştır. 1924 yılında babasının tayin olduğu Samsun'da tiyatroya adım atan Avni Dilligil, Samsun Türk Ocağı'nda Abdülhak Hamit Tarhan'ın Esper adlı oyununda sahneye çıkmıştır. Bu deneyimin ardından evde babasıyla küçük bir kriz yaşamışlardır. Babası, oğlunun da kendisi gibi memur olmasını ve hayatını sadece bu şekilde kazanabileceğini düşünmüştür. Bu nedenle yaz aylarında oğlunu lokomotif atölyesine çırak olarak göndermiştir. Ancak Avni Dilligil, içindeki tiyatro aşkını hiçbir şekilde söndürememiştir. Bir tiyatro oyununu izledikten sonra sanat aşkının hala canlı olduğunu fark eden Avni Dilligil, 1925 yılında tek başına Samsun'dan ayrılarak İstanbul'a taşınmıştır. Bu sayede tiyatroya olan sevgisine daha fazla zaman ayırabilme fırsatı bulmuştur. Ancak İstanbul'da yaşamak, sadece tiyatroyla hayatta kalmak oldukça zorlu bir süreçtir. Bu nedenle devlet demir yollarında tornacı olarak çalışmaya başlamıştır. Bir yandan çalışırken, bir yandan da en sevdiği sanat dalı olan tiyatro ile ilgilenmiştir. 2 yıl süren bu zorlu dönemden sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu sınavını kazanarak kadroya katılmıştır. Avni Dilligil, kararlılığı ve sevgisi sayesinde tiyatro alanında önemli bir yer edinmiş, ancak zorlu yollardan geçerek bu noktaya gelmiştir. Onun hikayesi, tutkulu bir sanatçının kararlılığı ve aşkıyla dolu bir yolculuğunu anlatmaktadır. Kamelyalı Kadın adlı sahne eserindeki Arman Davul karakteriyle sahne sanatlarının içinde önemli bir yer edinir. Birçok tiyatro oyununda ve performansta farklı roller üstlenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki seyircilere sanatını sunar. 1933 yılında bir tiyatro turnesi sırasında aynı sahne dünyasında yer alan Nezahat Tanyeri ile tanışır. Ankara'da birlikte sahne aldıkları bu dönemde ikisi arasında derin bir yakınlık başlar ve kısa bir süre sonra evlenirler. Bu evlilikten Erhan adında bir çocukları dünyaya gelir. Artık her yolculuğuna eşiyle birlikte çıkar. Tiyatro kariyerinde Nezahat Hanım en büyük destekçisi olur. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti Tiyatrosu'nu tanıtma adlı tiyatro grubunda kendisine bir yer edinir. Irak ve Suriye gibi ülkelerde sahnelediği oyunlarla uluslararası alanda tanınmış bir sanatçı haline gelir. 1938 yılında ilk sinema deneyimi olan Doğan Çavuş filminde başrol oynar. Bu film Atatürk'ün devrimlerini anlatan bir yapım olup Doğan Çavuş karakterini canlandırarak büyük bir başarı elde eder. 1940'ların ortalarında sahnelediği birçok oyunla Türk tiyatrosuna önemli katkılarda bulunur. Tiyatro topluluklarında Türk tiyatrosuna ve sinemasına birçok değerli sanatçı kazandırır. Ses tiyatrosu ve operet kuruluşlarının yanı sıra İzmir Şehir Tiyatrosu, Bizim Tiyatro, Çığır Sahne ve Ara Tiyatro gibi birçok tiyatro topluluğunda Nejat Uygur, Metin Serezli, Ayşen Guruda, Halit Akçatepe, Hulusi Kentmen ve Aytan Erman gibi önemli isimleri Türk sahne sanatlarına kazandırır.
Bu dönemdeki çalışmaları Türk tiyatrosundaki öncü rolü nedeniyle ona hocaların hocası ünvanını kazandırır. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu'nun başkanlığını üstlenir. Bu toplulukla sergilediği Yarın Başka Olacaktır oyunu Almanya'da düzenlenen Uluslararası Üniversiteler Tiyatro Festivali'nde birincilik ödülü kazandırır. 1956 yılında başka bir oyuncu olan Belkıs Dillegil ile evlenir ve bir ömür boyu sürecek bir birliktelik kurarlar. Bu evlilikten sonra aynı zamanda oyuncu olan Çiçek Dillegil ve Rahmi Dillegil adında iki çocukları dünyaya gelir. Bu dönemde kardeşi Aliye Rona ile birlikte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sahneledikleri oyunlarla tanınırlar. Ancak aynı zamanda sinemaya da yönelirler. Özellikle 1960'lı yıllarda birçok filmde hem oyuncu koçluğu yaparlar hem de kendi oyunculuk kariyerlerine devam ederler. Kendisi bir dizi önemli filmde yer alır. Bu filmler arasında Köroğlu, Oğlum İçin, Küçük Hanım'ın Şoförü, Yan Kesici Kız, Gönül Kuşu, Ayşecik'le Ömercik, Dudaktan Kalbe, Aşk ve İntikam, Torpido Yılmaz, Kınalı Yapıncak ve Yarım Kalan Saadet gibi 350'den fazla film bulunur. Bu filmlerde bazen bahçıvan, bazen şoför, bazen de yardımsever bir adam gibi farklı rollerde görünür. Özellikle 1968 yapımı Kınalı Yapıncak adlı filmde Hülya Koçyiğit, Aliye Rona, Engin Çağlar ve Hulusi Kentmen gibi oyuncularla birlikte unutulmaz bir performans sergiler. Filmde Avni Baba adında bir bahçıvan karakterini canlandırır ve üstün oyunculuğuyla izleyicilerin kalbinde taht kurar. Ayrıca bu dönemde yönetmen koltuğuna da oturarak yönetmenlik yapar. Yaklaşık yarım yüzyıla yayılan sanat kariyeri boyunca Türk tiyatrosuna büyük katkılarda bulunan bir sanatçı olarak hayatının büyük bir bölümünü tiyatro için adayan Avni Dillegil, 1971 yılında sahneye koyduğu Merdiven adlı oyunun performansından sonra sahne arkasında geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında aramızdan ayrıldı. Bu, yaşamının son perdesinin her zaman bağlı olduğu tiyatro sahnesinde kapanmasına yol açtı. Muhsin Ertuğrul ve İsmail Dümbüllü gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleriyle birlikte çalışarak Türk tiyatrosuna katkı sağlayan Avni Dillegil, tiyatroyu bu denli tutkulu bir şekilde seven bir sanatçıydı ki bu uğurda hayatını vermeye hazırdı. Ömrünün ardından onun adına birçok ödül verildi ve Avni Dillegil tiyatro ödülleri bu ödülleri kazanan sanatçılar için büyük bir prestij kaynağı haline geldi. Tüm zorluklara rağmen tiyatroya duyduğu aşkı hiçbir zaman yitirmeyen Avni Dillegil, yıllarca tiyatro sahnelerinde toz yutan bir oyuncu ve yönetmendi. Sinema ve tiyatro dünyasına birçok yetenekli oyuncu kazandırdı. Ölümü, onun hayatı boyunca sahnelediği gibi bir seyirci karşısında gerçekleşti ve bıraktığı mirasla Türk sanat dünyasına her zaman ışık tuttu. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.